Hayvan sevgisi çok farklıdır. Biliyorum, daha önce defalarca hayvan besledim çünkü. Hayvanlara bağlanmak iyi de sorumluluklarını taşımak, herhangi bir şekilde ayrılmak zorunda kalmak hakikaten çok zor. O nedenle 8-10 yıldır hayvan beslemiyorum artık. Kara kedi ile tanışmamız geçen senenin baharında oldu. Yabani bir sokak kedisiydi ve bahçede çardağın altına yavrulamıştı. Arada yiyecek versem de yaklaşmıyor, yavrularına yaklaşacak olduğumda da bana saldırıyordu. Sonrasında bana alıştığından beni umursamaz hale gelmişti. Bakım iyi olunca yavruları iyice semirmişlerdi. Kocaman oldukları halde annelerini görünce yatırıp emmelerine artık kızıyordum. Zaman sonra kara kedi yavrularını bize bırakıp kaybolup gitti. O tarihten beri bahçede yavrularına bakıyoruz. Bir iki hafta önce kara kedi tekrar göründü. Bu defa hamileydi. Tekrar yiyecek vermeye başladık. Doğum yaklaştığında dışarısı soğuk olduğundan hep evin içine girmeye çalışıyor, biz de müsaade etmiyorduk. Dışarıda yer ayarlayıp alternatifleri gösteriyordum ama bir türlü kabul etmiyordu. Tek kabul ettiği yer atölyemdeki üst rafın dibiydi. Atölyeyi açık bırakmak istemiyordum ama baktım ısrarlı. Pekala deyip alta sünger koydum ve yer gösterdim. Ama o yeri beğenmedi, gitti. Sonrasında kara kedi bir müddet görünmedi. Üzülmüştüm ve pişmanlık duymaya başladım. Hatta atölyenin kapısını açık bırakıp "Lanet olsun, tamam, istediğin yere yerleş, yeter ki gel," dedim. Birkaç gün sonra kara kedi bahçede tekrar görünmeye başlayınca sevindik ve yiyecek vermeye başladık. Artık hamile değildi ve birkaç gündür devam eden soğuk hava gitmiş, sıcak bahar havası gelmişti. Yine ısrarla pencerelere gelip içeri girmeye çalışıyordu. Nasıl olsa bir yuva bulmuştur diye yine içeri almıyor, evi havalandırmada pencereleri kedi içeri girmesin diye üstten açıyorduk. İçeriye girdiğinde ya da içeride gördüğümüzde dışarı çıkarıyorduk. Bu sabah kediyi evin içinde görüp ne yapmak istediğini öğrenmek için takip etmek istediğimizde şok olduk. Salondaki kanepenin arkasından altına girmişti. Kanepeyi açtığımızda ise karşımızda iki yavru vardı. Burada mı yavruladı yoksa sonra mı getirdi, kaç gündür burada bilmiyoruz. Artık o hırçın kedi gitmiş, sanki yerine 40 yıllık dost kedi gelmişti. Anlaşılan ne kadar sorumluluktan kaçsam da bir şekilde o beni buluyor tekrar.